Evet, yine yeniden merhabalar. Bir bahar videosuyla daha sizlerle beraberiz. Öncelikle bu videomuzun gerçek kişi kurumlarla herhangi bir alakası yoktur. Biz dizi izleyenler olarak hem en başında küçük bir özetini hem de ilerleyen dakikalarda gelecek bölümde neler olacağıyla ilgili sizlerde paylaşımlarda bulunuyoruz. Evet, o zaman başlayalım. İşte bu bölümde gördük ki geçen videomuzda söylediğimiz birçok şeyin bu bölümde çıktığını gördük. Yani evet, burada şey yapabiliriz aslında, normalde çok ilerleyen şeylerle ilgili bir şeyler de söyleyebiliriz, yorumlar da yapabiliriz. Sonuçta bir uyarlama dizisi, siz de biliyorsunuz, ama biraz izleyip sadece gelecek bölümler hakkında söylemek daha mantıklı geliyor açıkçası. O yüzden de önce küçük bir özet, ardından da bir sonraki bölümde neler olabileceğiyle ilgili bir şeyler söylüyoruz. Bölüm zaten geçen bölümün sonunda görmüştük ki Evren Timur ve Rengin'i görmüştü sarılırken, çünkü Rengin'in babası ölmüştü. Onu gördükten sonra Timur'la hastanede ne yaptığını sordu. Timur da dedi ki bir hastam için geldim, onun sevkiyle uğraşıyorum falan dedi ki külliyen yalan. Orada yalan söylemeseydi bence bir şey olmazdı yani, hani Rengin'in öğrendim hani ona bir arkadaşı olarak geldim diyebilirdi yani, evet. Ama yalan söyledikçe daha fazla yalan söylemek zorunda kaldı. Daha fazla yalan, en sonunda da zaten yalanın kuyruğu uzun yani, biliyorsunuz ki ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Doğruyu söyleyebilirdi yani, bu Rengin'in babasının vefat ettiğini öğrendim ve o yüzden geldim deseydi böyle olmayacaktı bence. Ki yani Evren zeki bir adam, doğal olarak sadece asistanına verdiği bir görevin sadece asistanıyla bunu halledip halletmediğini de öğrenmek istedi. Oradan da bir şeylerden şüphelendiği için sordu ve gördü. Zaten söylemiştik, Evren fark edecek, sonra karşısına birkaç bir şey daha çıkacak, onları araştıracak diye. Bu bölümde de zaten bu şekilde başladı. Sonra da devam etti. Evren'in emin olma süreci. Sonrasında bir de tabii Bahar'ın araması var o sırada. Bahar'a niye o kadar yükseldiğini ben anlamadım Timur'un. Ama işte kız niye konuşamıyorum ben? Korkudan. Ama işte aynen korkudan ona da bir şeyler zırvaladı. Yok sevkim, yok şuyum, yok buyum diye. Bahar da bir tık şüphelendi tabii ki. Yani şeyden neydi onun ismi? Parla ve Rengin'den laf yedikten sonra gelip evde Bahar'a bağırınması. Timur zaten şaşırtmıyor biliyorsunuz. Hı. Biliyorsunuz yani. Üzüldüğümüz anlar oluyor Timur'a. Bu bölümde de oldu, yalan söylemeyeceğim. Yani evet. Ama hemen geçiyor. Evet, durmuyor ki bir anı hemen tutmuyor. Zaten ama bazen de çok gülüyorum saç konuklarına ya. Komik ya, kötü, bu kadar kötü bir karakterin. Ama bu kadar iyi olması da oyunculuk, bir şahane. Senaryo. Şekerim diyor ya, beni şekerim demesi getiriyor. Şeker. Kendisi öyle. Ve şey de çok iyiydi bu arada. Bir de ne öyle giyinmişsin Prens Charles diye. Ha evet. Gerçekten onu bir çıkartmadı. Bir balığa gittiler yani oğluyla. Bir çıkartıp üstünü değiştirmek aklına gelmedi. Çizmeliyle sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi dolaştı yani sabaha kadar. Bu komikti ya. Yani gerçekten geçen de konuştum. Bir önceki videoda konuştuk herhalde bunu. Timur'un gözyaşlarına inanmayın. Çünkü onlar Timur gözyaşları. Bir timsah. Yani iki saat sonra geliyor burada bağırınıyor. Bahar ne var ne var. Hiçbir şey yoktur halbuki. İşte yalan söyleyen insanın şeyi bu. Evet. Tavrı. Sonra ertesi sabah bu sefer tabii geceden kalma Evren hala bir şeylerden şüphelenmeye başlamışken tekrardan bir Timur'la karşılaşma yaşadılar hastanede. O sahne çok komikti birbirlerine, özellikle Evren'in hayal ettikleri. Evet, birbirlerini hayal ettikleri ve aikido yaptıkları sahne çok komikti. Aduket. Ve orada hala Bahar'ın arkasında koca bir Evren var. Ay, evet demesi. Ya, çok tatlıydı. Timur'un saçma bir şekilde paralel evren mi demesi. Çok garipti yani. Onun ikili diyalogları gerçekten hem komik bizde hem de izlemesi keyifli bir şeye evriliyor. Yani yabancısında bu kadar böyle reaksiyon alınan diyalogları. Ya diyalogları var ama böyle değil. O da muhtemelen işte bizim izleme kültürümüz, bizim alışkanlıklarımız, bizim şeylerimiz ve aynı zamanda bizim oyuncularımızın
güzel yansıtmalarından dolayı. Sonra bir yemek organizasyonu. Hayır. Timur'un. Yine bir double date. Başka bir dizide daha başka bir double date'i görüyoruz. Orada da Timur'un hareketleri neydi ya? Saçmalık ya. Zehrettiniz yemeği. Yani evreni bir kere Bahar'dan kıskanıyor. Bu net, evet. Bence. Yani bu konuda netiz. Ki bunu ta ilk videomuzda söyledik. En başta hani kıskanmazsan ya. Da zaten kimde kıskanacaksın. Ama orada da o yüzden böyle evrenden böyle kurtulmak için Çağla'ya yamamaya çalışıyor. Timur ama konuştukça batıyor. Evet. Yani Çağla'ya yine çestiriler. Bayıldım bu arada şeyde. Çok tatlı bir kadın gerçekten. Nasıl Timur'u susturuyor ama böyle, evet, böyle tatlı tatlı. Tatlım diye. Çağla'yı sevdim ya. Şey de çok güzel olmuştu Bahar'da. Ay pardon. Bahar. Ben indirdim mikrofonu. Gerçekten hani renkli bir kişilik, evet falan filan ama hani kıyafetleri parça olarak da güzel, ben beğeniyorum. Evet. Sadece bazen bir araya gelmeleri doğru şey değil, hoş gelmiyor. Ama çok güzeldi. Aa, evet, yemek çok de çok güzeldi. Güzeldi. Simsiyah giymiş ama hala o aurası, zaten o rengi. Zaten şeyle evrenle şeyin bakışları, Timur'un bakışları çok iyiydi. Ki çok doğruydu da yani. Böyle bakılır ya, maşallah. Ya işte zaten hani bu bölüm aslında çok yoğun bir şey olmadı. Evet. O yüzden şey, öyle tek tek söyleyecek bir şeyim yok. Sahne sahne. Hı. Sadece hani genel olarak şey diyebilirim ben. Bizde mesela Parla yeni öğreniyor Timur'un babası olduğunu, söylemiştik geçen, evet, videoda izlediyseniz. Orada öyle bir şey yok. Biliyor zaten. İşte rengin bir kaza geçiriyor o sırada. Fakat hani bu bizim olayları ele alış biçimimizden kaynaklı. Diğerinde de böyle bir şey yok. Evren de yavaş yavaş işte cebinden bileklik düşürmesi Timur'un. Ondan sonra işte şey yapması, hal ve hareketleri çok da belli ediyor yani. Evet. Hani yalan söylerken. Evren de neredeyse anladı, evet, sayılır. Sadece bu bölümde şeyler güzeldi bu arada. Müzikler çok güzeldi. Hani her bölümde bir güzel bir sahne şeyle başlıyoruz zaten işte. Bu sefer Evren'le başladı. Bu sefer Evren'le başladık. O da güzeldi yani. Timur'la olan bile güzeldi yani. Bir önceki bölümde. Ama sonra şeyde evdeki müzikler falan, müzik seçimleri çok iyiydi. Yalnız belki bir tık şeyi söyleyebilirim. Çok geç yüklendi video. Bütün gece videonun yüklenmesini bekledik. Herkes de bekledi. En son paylaşılan şeyin altındaki yorumları görmen lazım yani. Video bittikten sonra, yani TV'de bittikten sonra, ben mesela izleyemedim TV'den. Videoyu bayağı bir bekledim. Yaklaşık bir 12 gibi bittiğini varsayarsak. Yani 1.30'du, daha yoktu yani. Bahar'da öyle bir şey oluyor ama. Böyle bir problemi oluyor mesela. Kanalın YouTube kanalında kesitler paylaşılmaya başlanıyor ama dizinin kanalında, YouTube kanalında şey, çok yavaş ilerliyor süreç. O da insanlar ister istemez bekliyor ve bir yerden sonra bırakıyor. Sonra yüklenmiş, hani ben sabah gördüm, hani sabah yüklenmemiş, gece yüklenmiş ama çok bekleniyor. Normalde zaten fragman verilmiyor. Onu anlayabiliyoruz, fragmanın verilmemesini. Ama videonun yüklenmemesi de bir problem. Bence. Çünkü ben de bekliyordum. Sonra işte şeye falan baktım, yorumlara falan bakıyorum. Herkes bekliyor. Nerede? Niye yayınlamadınız? Yayınlayın. O bir problem. Bir de bu hafta şeyi sevmedim. Fragmanları. Çok fragmanlar etkisi. Diziye çok yakın zamanda geliyor zaten. Bu konuda bir şeyim yok bu arada. Çok da sevmem fragman izlemeyi. Hani çünkü çok spoiler veriyor. Ama Bahar'ın fragmanları inanılmaz spoiler ki, yabancısını bilmemize rağmen. Evet. Şimdi hani şey olabilir ama yabancısını daha bölüm bölüm ilerliyoruz. Mesela hani şu an Bahar'dan bir bölüm önde izliyoruz. Yani onu da izleyip bitirmedik ki izleme şeyi de kaçmasın diye. Aynı zamanda hani şey, ya bilsem bile orada yaşananları, diğer yapımda, uyarlanan yapımda.
buradaki işleyiş farklı. İşte şeyler farklı yani. Süreçleri biliyorsun genel hatlarıyla beraber. Ama zaten bu bir polisiye bir dizi değil. Bir suç draması değil falan filan. Hani böyle bunu öğrendim bitti gibi bir dizi değil yani. İzlemesi keyifli bir dizi zaten. Evet. Hani öyle bir şey konusu yok yani. Hani bu ne diye merak konusuyla izlemiyorsun. O yüzden fragmanlar da inanılmaz. Zaten bölümün en vurucu, en önemli sahnelerini fragmanda veriyorsunuz. Biz de bunu biliyoruz ama hani bu kadar da görmesek mi? Hmm. Bir tip ters psikoloji de olabilir yani. Ama çıkıyor onu işte görüyor, aynısını yapıyor yani. Evet yapıyor. Onu görüp acaba oraya nasıl varıldı, oraya nasıl gelindi, olaylar nasıl gelişti diye sonuçta da bir nevi izleniyor. Yani hani o çok şey gelmiyor bana yani. Nasıl olabilir ki yani zaten hani Rengi'nin kardeşi Parla'ya senin baban Timur diyor yani. Bu nasıl olabilir ki? Rengi'nin kardeşini tanıyoruz. Nasıl biri olduğunu biliyoruz. Şak diye onu söyledi. Ha, seninle bir konuşayım den kesilebilir. Ha, çünkü evet. Çoğu diziler biliyorsun çok ters köşe fragmanlar veriyorlar. Yalı Çapkın'ın mesela geçtiğimiz haftalardaki bazı fragmanları çok ters evet. köşe fragmanlardı. Güzel. Ben öyle seviyorum. Yani böyle saçmalamadan ters köşe fragman olabilir. Ters köşe olmasa da hani merak uyandı. En önemli sahnelerini görmeyeceğimiz fragmanlar olabilir yani. O yüzden dizi konusunda bu iki sadece olumsuz iki yorum var. Birincisi çok yavaş YouTube'a geçiliyor olması. Hem sahnelerin hem bölümün tamamının. İkincisi de fragmanlar. Bu arada şey... Şimdi annelerden birisi hasta olacak. Evet. Normalde Nevra'nın hasta olması lazım. Ama bizde galiba o değişebilir gibi duruyor. Ya evet, ufak tefek de değişiklikler yapıyorlar. Ama yani Bahar'ın annesi gibi duruyor ama yine de yani yine de Nevra'da da bir şey çıkabilir gibi yine aynı şekilde devam ediyor. O ters köşe olabilir. Hani onu iki videodur falan onu söylüyoruz. Annelerden biri hasta olacak falan diye ama daha dizide bunu işleyemediler. Bu konuya gelemediler. Normalde mesela Nevra'nın bir arkadaşı var. Evet. O hastalığını öğrendikten sonra arkadaşlıkları devam eden bir süreçti. Ama şu an arkadaşlıklarını görüyoruz. Ama bir hastalık söz konusu değil. O yüzden o işlemeleri farklı yani. Olayların zamanları da değişiyor. O adam bana biraz dolandırıcıymış gibi geliyor. Bir de onu söyleyecektim. Galiba bu Nevra'yı dolandıracak. Dolandıracak. Evet. Aynen. Öyle bunu bir şey hani var onun. Bu bölümü izlediğimde hani ben de şey aynen. Yani. Çok öyle böyle var. Saçma bir tavırda söyledi. Çünkü arsa marsa direkt bir şeylere falan girdi. Geçtiğimiz videolarda şey demiştik. Bununla ortak bir iş yapılabilir, bir şey olabilir. İşte Bahar'dan ama Bahar'ın aynen. Bahar'dan bir kredi, sonuçta her şey Bahar'ın üstüne aslında falan diye. Ama bir tık orayı da değiştirip aslında adamı dolandırıcı olarak görüp Nevra'nın malını mülkünü güya bildiği parasını. İçin, parasını bildiği için ondan dolayı da onların bir arkadaşlığı olmuş olabilir. Öyle bir dolandırılma, böyle bir şey mevzusu da yaşanabilir. O şekilde işlenebilir o tarafı da. Aynen. Yani o hasta çıkma mevzusu da normalde, bilmiyorum hani yalan olmasın ama Nevra'nın hasta çıkması gerekir ve şey bakıyor, Bahar'ın annesi Nevra hastalandıktan sonra hastanede onunla ilgileniyor, o bakıyor yani. Hı hı. Bize şu an biraz Bahar'ın annesi hasta gibi veriyorlar. Ama değişebilir yani. Hani o da olabilir. O şeyleri bir tık değiştiriyorlar çünkü. Hı. Karakterleri, hastalıkları dediğimiz gibi onları net söylemiyoruz biz de. Evren zaten fark etti artık yani. Artık anladı emin yani. O yani. Ve bunu böyle bir anlık şeyle Bahar'a söylemeye gidecek. Ya üzerinden zaman geçecek. Orada çok hızlı işliyorlar o süreci. Evet. Pat 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 günler geçiyor. Pat. Sadece böyle Evren'in o görme şeylerini gösteriyorlar. Bizde belki o öyle olmayabilir. Hani daha uzun bir zaman alabilir ama. Bahar'a söylemeye gidecek. Bahar da tam o sırada böyle bir şeyleri de fark ettiği bir zaman zaten. Şu anda öyle başladı. Parla'yı fark etmesiyle beraber. O sırada Nevra ile karşılaşacaklar bu ikisi. Nevra görecek falan ne oluyor bilmem ne. Sonra şöyle bir şey olabiliyor. Timur'a Nevra bir de bunu söylüyor. Aralarında bir şey olabilir diye.
yani diğer yapımda böyle yapıyor. Kayınvalidesi Timur'u bu konuda şey yapıyor. Uyarıyor mu denir artık? Fişlikliyor mu denir? Böyle bir etkisi oluyor yani. O sırada kendisi de hastanede çünkü dediğimiz gibi hastalık bir süreci yaşadığı için. Timur bunu şey yaptıktan sonra iyice kıskanmaya devam edecek yani. Hiç utanması olmadan. Bunu yapacak. Tabii olaylar devam ettikçe artık evren Timur'a bildiğini tamamıyla ima ettikten sonra Timur da bunu anlayacak ve bunu aslında rengine söyleyecek. Bak diyecek, evren bunu biliyor. Sonrasında evrenle aslında rengin bir karşılaşmasını izleyebiliriz. Hani ben sizi biliyorum diye ya da rengin Timur'dan bunu öğrendikten sonra evrene bildiğini biliyorum diyebilir. Öyle bir karşılaşma yaşanabilir. Ve bu karşılaşma yaşandıktan sonra da ama renginin artık hiçbir şey umurunda değil yaşadığı son süreçlerden sonra. Ve evrene şey diyecek, istiyorsan git söyle. Canın istiyorsa git söyle, benim hiçbir şeyden korkum yok. Ne yapmak istiyorsan onu yap diyecek. Tabii bu durumda ama evren buna rağmen hani yani böyle bir gazla gidip Bahar'a söyler mi bilmiyoruz. Bence Bahar'a söylemesi biraz daha Bahar'ı zaman alacak. Için. Aynen, Bahar'ı üzmemek için bir daha. Sadece uyarıyor Timur'u yani bundan vazgeç diye uyarıyor ama hani renginin biliyorsunuz zaten gidiyor böyle patavatsız patavatsız konuşuyor. Bütün bölümde aynı şeyi yaptı. Yani hiç iyilik yaranmaz böyle tiplere. Ayrılmayacağız diyor yani rengin. Gidip umurumda değil istiyorsan söyle, ayrılmıyorum falan diyor. Tabii bunu bir tık ileride izleyebiliriz. Hani rengin bizde kaza geçirdiği için bir şey olmuyor bu arada. Hani onu merak edin. Bir şey olmuyor. Ölme durumu söz konusu değil. Zaten bu kadar olay beklenirken nasıl ölsün yani bir yerde. O da bir başrolün şeyi yani. O yüzden ölmeden biz asla öyle bir şey olmaz. Ölmeden devam edecek o. Bir de bu bölüm gördük. Bahar Seren'le Aziz'in sırası birazcık bastı gibi oldu ama çok tatlıydı orada. Yani görmedim bir şey görmedim. Hayır falan filan deyip gözlerini kapatıp çıkmaya çalışması çok komikti. Normalinde aslında Bahar karakteri Seren'i sevmiyor. Seren'den hoşlanmıyor ama burada öyle görmüyoruz tabii ki. Burada daha oğlundan ötürü daha ılımlı yaklaşıyor. Orada farklı, bir tık daha farklı. Zaten daha önce de söylemiştik. Orada biraz daha cevap veren bir karakter. Bizimki kadar yumuşak bir karakter değil. Yine yumuşak bu arada ama bizimkinden bir tık fazla. Yani bir şey olduğu zaman benim hatam değildi dediği sahneler var mesela. Bahar öyle bir şey yapmadı. Orada da çok sevmiyor ve hoşlanmıyor yani. Hani kız falan diye böyle takılıyor. Ama bizde öyle değil. Şey diyor, içindeki Nevra'yı sustur. Bu kaknem de senin benim gülüzlü yumuşak oğlum ne bozdu. Deme diyor, sakın deme. Duvarlı bir kız. Duvarları olan bir kız. İşinin en iyi yapmak isteyen bir kız. Nemrut değil. Nemrut bu arada ya. Hiç sevmiyorum Selen'i. Yani Aziz Uras'ın yanında bence evet öyle çok şey kalıyor. Aynen. Aziz Uras çok tatlı, çok sempatik bir çocuk aslında. Onun yanında bir tık daha Seren yumuşatılabilir bir karakter ama niye öyle yapmışlar? Yani Bahar'la olan durumunu, annesi olduğunu ne zaman öğrenir mi bakacağız. Evren söylüyor ya, kayınvalidesi olduğunu öğrenince. Neler olacak? Hani belki onu bilse acaba tamamıyla kıskançlığından mı yapıyor yoksa gerçekten böyle mi diye de görmüş oluruz. Ama yani kayınvalidesi olduğunu bildikten sonra iyi davranmasa şey neyi değiştirir ki yani sen onu bilerek yapıyorsun. Evet. Hiçbir şey değiştirmez. Daha kötü yani. Allah kolaylık versin. Bakalım ondan sonra ne yapacaksın Seren? Son sahnede Timur evi dağıttı. Evet. Zaten bir de bu bölümde Timur Umay'ı grafiti yaparken yakaladı. Böyle bir şeyin olmamasını istiyordu vesaire. Parayla beraber aldı, evinden götürdü ve çok saçma, bütün resim malzemelerini getir götüreceğiz dedi. Atacağız çöpe dedi. Daha önce de yaptı ya ortalığı dağıttı. Yani bu ne yani, bu her seferinde bu kıza gem mi vuracaksın? Yani eşyalarını topla atıyoruz. Nesin sen, kelle kesen kör asan mı? Allah Allah ya, çok sinirlendim ben orada. Bir de böyle tamam hani Timur iyi hoş dedi, gülüyoruz ediyoruz falan ama bazı saçma sahnelerde de saçma bir sakinliği olduğu için
Ben iyice böyle bir şey aldım. Ne yapıyorsun ya sen? Yani orada olsam tutar elinden alır başka bir şey yaparım herhalde. Götürdü bir de tam o sırada Allah'tan bahar geldi. Aynen. Sese bağırış üzerine. Dedi ki yani ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptığını zannediyorsun dedi. Toplamış bir de yani üç tane bir tane almış mavi poşeti eline kapının önüne koyacak. Poşetini. Onu gördük. Tabii ki bağırış çağırış kaçınılmaz yani kız da sonuçta istediği ve yeteneği olan bir şey var. Ressam olmak istiyorsa ressam olacak yani. Bu kadar şey içerisinde buna hala gem vurmaya çalışıyor olması çok saçma yani. Ki zamanında sen neler yaşamışsın Timur. Evet, kendisi de Bahar dedi ya sana Evet. yapılanı, hıncını şeyden çıkarma Evet. çocuklarından diye. Orada bir Nevra'yla da aralarında bir diyalog Diyalog geçti. geçti. Bahar yapıyor sen yapamadın falan Evet. gibi. Yani işte o anlar bir tümüne üzülüyorsun, anladın mı? Yani böyle bir tık. Evet. Ama yani bunlara rağmen de bunları Hala aynı aşamayıp şeyi çocuklara yapıyorsun. yapıyor olması Evet, çok kötü aynı şeyi yani. yapıyorsun. Aynı şeyi yapamazsın. Ama sonra da gelip Bahar'ın gerçekten dengesini bozuyor. Ama Bahar bir arada diye sen benim niye dengemi bozuyorsun, beni alt üst ediyorsun ya. Sonra da Saçma geliyor. sapan davranıyor, özür diliyor Evet. sonra. Sonra özür diliyor. Diyor ki şey Bahar yani çocukları benden koruduğun için teşekkürler. Ama kendinden korutma. Öyle şeyler yapma. Yok, yapacak zaten Öf. yani. Zaten bunun üzerine ay bir de şeyde kesiyor ya sanki bir şey varmış gibi maaşına güvenip Bahar'a diyor ki orada şey hiçbir şeyi vermiyorum dershaneden mersenden aldım. Ya yani yine mi parayla tehdit diyor Bahar'da. Yine parayla mı tehdit ediyorsun diyor yani. Bu dediğinden sonra da zaten şöyle bir şey göreceğiz bence. Bence değil öyle görünüyor yani. Bahar kızı için, May için ve onun resim kursu vesaire eğitimi için bir ödenek sağlamak için Kredi. kredi çekmek isteyecek. Ve tam da o sırada bazı şeyleri öğrenecek. Mesela Bankadan. bankadan kendi üzerine ait bir ev olduğunu öğrenmesi gibi öyle bir şeyi öğrenecek. Bu durumda buna vesile olacak. Artık kızının kendi şeyini kendi karşılayayım o zaman babasıyla şey olmasın diyerekten yapacağından. Sonrasında kredi çekmeye başvururken böyle bir şeyin olduğunu öğrenecek. Garip bir mutluluk, garip bir heyecanı da bürünecek. Evet. Sonra şöyle bir şey. Muhtemelen bu bir bölümün sonunda yaşanacak. Yani muhtemelen bir bölüm sonu. Ama ya 8. bölüm ya mevzu uzarsa 9. bölüm yani. Ya da 10 artık. Ben net Ama konuşuyorum ama. daha ilerisi olmaz Yok ama. yok. Hani daha ilerisi olacağını sanmıyorum. Hastaneye bir hasta geliyor ve bu hastanın işte tedavi etmeye çalışıyorlar, ameliyatlar falan vesaire derken çok bir şey yapamıyorlar çünkü hastalığıyla ilgili bir problem var. O hastalık detaylarını falan vermiyorum. Bizde değişiyor çünkü başka hastalıklar, Evet. başka tedavi yöntemleri, ilaçlar falan, onlar da farklı. Sonra bu hastayla Bahar ilgilenirken, konuşurlarken işte biraz yürüyüş yapın falan derken bir ara çatıya çıktığını söylüyor ve hani kurtulur muyum, atlasam gibi şeylerden bahsediyor. Bahar bunu anladığı için diğer doktorlarla, işte Timur'la artık kim Evet, Timur. ilgileniyorsa, bizde kim ilgilenirse, Timur rengin o bu falan, hastanın böyle bir problemi olduğunu, bir psikolojik destek alması gerektiğini söylüyor. Yani bunu düşündüğünü. Çünkü hani birkaç aylık bir hayatı kalmış olabilir ya da çok zor şartlarda yaşayacağı bir hayatı kalmış olabilir hastalığından dolayısıyla. Sonra bir geliyor ki hasta yok. Kaçmış odadan Bahar. O sonra hastayı arıyor ve aklına şey geliyor, işte çatıda olabileceği. Bu da çıkıyor çatıya. Hiç durur mu? Her şeyin içinde bu Bahar. kız. Ondan sonra hastayla işte konuşmaya çalışıyor falan. Hasta atlayacak. Sonra tabii ki bizim muhteşem ikili Evren ve Timur. Timur. Timur da koşuyorlar çatıya, böyle herkes çatıda. Ondan sonra bunlar konuşurlarken, ederlerken adam atlıyor. Atlarken Bahar tutayım derken Bahar, bunun ikisi birden şakkadanak Şaka. Düşüyor. düşüyorlar. Eşiyor. Muhtemelen bu bir bölüm sonu olabilir. Evet. Bu bir bölüm sonu olabilir. Burada bitebilir. Bir tık ilerisini söyleyelim. Bitmeme ihtimaline karşı biz bir Evet. söyleyelim. Ama korkmayın, bir şey olmuyor kimseye. Çünkü aşağıya zaten Mümkün değil. atlayacağı için bir sistem kurmuşlar. Bu hani böyle balon gibi bir şey var ya, Evet. büyük. Direkt hemen itfaiye İkisi var.
İkisi onun üstüne düşüyorlar. Timur'la Evren de arkalarından bakıyor. Bahar da düştüğünü gördükler ya. Sonra böyle bir rahatlıyorlar. O heyecanla böyle bir birbirlerine sarılma. Onu fark ettikleri an hemen vazgeçiyorlar sarılmaktan. Aşağı koşuyorlar ama yarışarak koşuyorlar yani. Önce kim gidecekmiş gibi. Aralarında böyle hani Timur'un yarattığı bir rekabet var ya. Kesin var. Kesin var. Böyle bir cennet yaşanır. Sonra aşağı iniyorlar tabii. Bütün hastane aşağıda. İşte Timur bağırıyor, sen nasıl yaparsın, nasıl dikkat etmezsin falan derken Evren tutuyor Bahar'a, sarılıyor. İyi misin diye. İyi misin diye kontrol edersin önce savuşturmadan başında. Ama herkes şok yani. Bütün hastane orada. Çünkü böyle bir olay yaşanmış. Hastayı da tabii yani götürmüş, götürüyorlar falan filan. Timur'la Bahar böyle bir birbirine... Aman! Ne Timur be? Evren. Evrendim ben. Evren. Gerçekten. Evren Bahar'a sarılmış. Orada bir şey çıkıyor. Dedikodu çıkar. Heh. İnsanlar birbirine tabii, yakıştırır illaki. Aynen. Orada bir şey çıkıyor. Hani daha ilerisi burada bu kadar yeterli. Burayı bile belki bir bölüm sonra düştükten bir bölüm sonra görebiliriz ama hani yine de söyleyelim dedik. Olan durağı olacak ama dolar dolar mı? Duruk'unu gördükten sonra ben uğraşacağım diyecek ve yani ne yapacak acaba? Çok üzülecek gibi geliyor bana. Ay ne bileyim Duruk. Nutrum dedim ya. Tam bir karakter. Ben seviyorum. Böyle. Bunlar yaşanacak. Genel olarak dizinin gidişatıyla ilgili evet. De yorumlar. Güzel gidiyor bence. Evet. Ne hani böyle aşırı yavaş, ne çok hızlı. Tadında bir de şey kendi tarzına uygun ilerliyor her bölüm evet. Yani. O güzel yani. O bence müziğin, renklerin kullanılması falan benim hoşuma gitti. Çünkü konuyu biliyoruz zaten. Olayı biliyoruz. Hani izlemesi keyifli olan evet. Bir şey için izliyoruz. Oyuncular da çok güzel. Kast, ya ona zaten. Yani çok güzel, çok kast oturuyor tabii. Ve o yüzden mesela şey yapıyor musun? Mesela en basit Timur'da dediğimiz gibi hani öyle bir karakter ki aslında ama hem bir yandan güldürüyor hem bir yandan ama üzüyor. Ama zaten oyunculuk yani her evet. Dizide öyle biri. Evet. Ben her Yargı'da da izlerdim onu. Yani hani ki çok bu zamana kadar hep severdim. Mesela en kötü karakterlerle mesela şey olmuş bir aslında o. Yani hep böyle bir kötü yani, karakter var. Hep öyle bir şey sert var. Böyle sürekli evet. Gergo havası var. Bir Gergo havası var. Ama burada böyle komikliklerini de şeyini var, de görüyorsun. Evet. O da güzel. O insana geçiyor. Evet. Evren zaten çok güzel. Bahar çok güzel. Tam da her şey zaten böyle. Karakter yani oyuncular hepsi. Evet. Çok güzel. Diğer karakterler de zaten bir o kadar uyumlu. Ya çok uyumlu oldu. Ben şey de düşünüyorum mesela set arkasında da gerçekten çok eğlendikleri, şey yaptıkları çok belli. Birbirleriyle de çok iyi anlaşıyorlar ki aslında böyle güzel ve serin bir şey çıkıyor ortaya. Yani diğer böyle diziler gibi dramalarda ya yani yine drama olsa da böyle oldukça uzak, keyifli ve hani her duygunun da olduğu ama rahatsız etmeden, çok yükseltmeden de tadında ilerliyor. Aynen. Şeyler de çok güzel bu arada. Gençliklerinin seçimi. Timur aynısı ya. Aynısı zaten aynı. Timur o mesela aynısı. Ki zordur yani. Timur'un yüz hatları çok keskin ya. Keskin o var. O yani benziyorlar da yani. Evet, o da çok güzel. Ama bak bunu onu söylemeyi unuttum. Bu bölüm o geçmişi gördük ya. Evet. Ay o Bahar'a bir daha bir üzül. Bir gerçekten. Daha bir üzül. Aslında ne olduğunu sanıyor ama. Nelerle uğraşmış. Neler yapmış. O Timur ne yapıyor peki o sıralarda? İşte yani aslında ne bekliyor, ne düşünüyor Bahar, nasıl hissediyor, hani ne olduğunu düşünüyor ama arka planda neler dönüyor. Bir de Timur güya... Timur'u sevmiyor muydu? Hamile olduğunu öğrenince ağlıyor ya, Timur ama orada neye ağlıyor? İşte yani, neye ağlıyor? Gerçekten Bahar orada çok üzüldüm yine. Evet. Yani Zengin de zor şeyler yaşamış olabilir ama üzülmüyorum bu arada ben Zengin'e yani. Hani bazı şey yorumları falan gördüm sosyal medyada. İşte üçüncü bir kadın, normal bir üçüncü bir kadın olduğunu düşünüyordum da işte böyle değildinmiş de Zengin'in de kendine normal bir hikayesi bir var. Kadın. Yani hani biriyle aldı. Öyle demişler yani. Ben de tabii ki şok içinde bunu izliyorum. ve bu insanlar şey yani hani ta kitlesi olan insanlardan bahsediyorum yani. Bir şey değiştirmez yani Timur'la eskiden sevgili olmaları ve bir hikayelerinin olması şu an yaptıkları şeyi değiştirmiyor bence.
O yüzden rengini, oyunculuğu güzel mi bu arada yani? Güzel. Çok güzel. Ama rengin karakter olarak hoşlanmıyorum. İyilik yaranmaz bir karakter. Evet. Suçunu bastırıyor böyle şey yaparak. Yani kadın başsağlığı dilemeye geliyor. Car 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 car. Benim kimsem mi yiyor? Var orada. Ondan sonra başka bir şey oluyor. Yine car 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 car. Ondan sonra ağlamalar, sızlamalar, bilmem neler. O yüzden hoşlanmıyorum yani. Yani velhasıl böyle bir bölüm. İlerleyen bölümde de bizi bunlar bekliyor diye tahmin ediyoruz. Yani bizde nasıl olacağını bilemediğimiz için tahmin ediyoruz diyorum. Yoksa hani uyarlanan yapımda bunlar oluyor. Evet, normalde var. Ama tabii ki bazı şeyleri illaki yani değiştirirler. Farklı şekilde şey yapılıyor falan. Ya da belki şey olabilir yani, bir sahne aslında orada böyle yaşanmış ama ben bunu, senarist demiştir ki ben bunu şuradan şöyle bir değiştireyim, olayın akışını başka bir yere götüreyim. Onu da zaten izlerken görmüş olacağız. Aynen. Mesela o bileklik mevzusunu bizde farklı işlendi. Bahar'ın görmesi, işte sonra renginin falan filan. Ama orada öyle işlenmiyor. Ve orada iki bölümden fazladır o bileklik olayı var. Hmm. Bizde öyle işlenmedi yani hani. Bu bölüm sadece bir evren dikkat kesilmiş oldu. Evren fark etti. Evrenciyim. Evren neyse. Hocam. Böyle biz ufak ufak söyleyelim istedik yaşanacakları. Sonraki hafta yine bir sonraki hafta neler olacağını konuşuruz, ederiz. Sizin söyleyecekleriniz varsa yorumlara yazarsanız okuruz, orada konuşuruz. Bir sonraki videoda söyleriz. Bizim için bu kadar. O yüzden başka dizilerin yorumlarını... ve gelecek bölümde ne olacağı tahminlerimizi izlemek isterseniz hemen kanalımıza gidip bakabilir, izleyebilirsiniz, abone olabilirsiniz, videolarımızı beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta, çarşamba günü, yine baharda ne olduğunu ve ne olacağını konuştuğumuz bir videoyla sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.